bakıyorum Moskova'nın pencerelerinden birinden. Seni düşünüyorum memleketim. Memleketim Türkiye. Seni düşünüyorum. Zaten bir dakika çıktığın yok aklımdan. Hasretin dayanılır gibi değil. Nazım'a armağan bizim için, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı için iki anlamda çok önemli bir proje. Bir tanesi bu bizim ilk yapımımız. Bugüne kadar gerek yerli gerek yabancı topluluklarla ortak yapımlarımız oldu. Ama ilk defa Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali olarak bir yapıma imzamızı attık. İki yıl önce benden Nazım yılı geliyor. Mutlaka bir şey yapman lazım. Biz festivalin açılışı senin yapacağınız bir Nazım gösterisiyle olmasın istiyoruz demişlerdi. Ben de işte şöyle mi olur böyle mi olur derken Fazıl'ın işi çıktı ortaya. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Nazım Hikmet'in doğumunun 100. yılını Fazıl Say'ın Kültür Bakanlığı ile yapmış olduğu Nazım yapıtıyla kutlamak istedi. Onu davet etti festivale. Ama Kültür Bakanlığı ile olan bir anlaşmazlık yüzünden, Vakıfla Kültür Bakanlığı'nın daha önceki bir anlaşmazlığı yüzünden bakan vermedi prodüksiyonu. Ufak bir şok yaşadık tabii ve Genco Erkal'a gittik. Zaten Genco ile konuşuyorduk birlikte bir şeyler yapma hususunda. Ve Genco Erkal'dan bir proje istedik. İkinci şoku da Genco yaşadı çünkü çok az zaman vardı bu projeyi gerçekleştirmek için. Dedim ki ben şimdi çok yorgunum, bu yoğun bir sezon geçirdim. Yeni bir şey düşürecek halim yok. Dedim yok, bunu yaparsan gene sen yaparsın. İşte aşağı yukarı bir 27 yıllık birikimim var. Çok ısrarlarımız neticesinde kabul etti ve birlikte çalışmaya başladık. Yeni bir şey, yeni bir şey. Bayağı bir panik oldum.
Ama işte insan böyle bir kıvranıp düşünürken bir yerden pat diye bir ampul yanıyor bir yerde. Çok önemli kadın sanatçılarımızı bu projede bir araya getirdik. Yıldız Kenter'den, Zeliha Berksoy'a, Tilbe Saran'dan, Jülide Kural'a, Işık Yenersu'ya 9 tane önemli sanatçı ve Genco Erkal ve tasarımcılar hepsi bir araya geldiler ve canla başla hakikaten bütün benliklerini ortaya koyarak Nazım'a armağan gibi çok güzel bir yapıt çıktı ortaya. 52'de çatlak bir yürekle 4 ay sürtüştü bekledim ölümü. Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım. Şu kadarcık haset etmedim Şarlo'ya bile. Aldattım kadınlarımı. Konuşmadım arkasından dostlarımı. İçtim ama akşamcı olmadım. Hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı. Ne mutlu bana. Bak gidiyor aklıma kadın. Güvercinler. Ne mutlu. Başkasının hesabına. Ha, başkasının hesabına. Utandım, yalan söyledim. Yalan söyledim. Başkasını üzmemek için. Ama durup dururken de yalan söyledim. Nazım'ı çok gençliğimden beri okumaya başladım ben. Konservatuvardaki öğrencilik yıllarımdan Ankara'da. Müstesna hocalarım vardı. Bunlardan biri Sabahattin Ali'ydi. O sanıyorum ki bize Nazım'ın şiirlerini verdi. Nazım'daki müziği keşfetmek, Nazım'daki sadeliği, anlatım zenginliğini bütün bu sadelik yanında görmek ve nasıl bir o müzikle, o güzelim sözcüklerle koreografi, bir dans yarattığına tanık olmak beni küçük yaşlardan beri çok 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 mutlu etmişti. Ondan sonra da böyle bir proje çıktığı zaman başta çok sıkılmama, utanmama rağmen dediğim gibi çocukların sayesinde bir bütünün parçası olmayı becerebildim elimden geldiğince. Hey, hop. Hop, bu birinci hey, bir dakika. Birinci hey, hop. Bir dakika. Evet, bir dakika. Birinci hey, hop da yerinizde. Hey, hop yapıyorsunuz. Hop. İkinci hey, hop da hem hopluyorsunuz hem de... Beş, 1, 2, 3, 4, 5. Tilbe'den itibaren yavaş yavaş bu tarafa doğru açılıyor. Işık'tan itibaren bu tarafa doğru. En heyecanlı kısmı Yıldız Kenter, Işık Yenersu, işte Tilbe Saran, Zeliha Berksoy, Ayla Algan ve yani Jülide Kural, Sema, bütün bu sanatçılarla bir araya gelmek. Böyle bir kadronun olması beni çok şaşırttı. Bunların bir araya gelmesi çok şaşırttı. Burası, bu kısmı çok büyüleyiciydi yani. İnanılmaz bir şey Türkiye'de böyle bir kadronun bir araya, bu kadar kaliteli ve düzeyli bir şeyle bir araya gelmesi. Ve ondan sonra o çalışma dönemi çok hoştu yani. Bütün bu sanatçılarla bir araya gelmek. Bir de benim konumum. Koreografi açısından da, koreograf olarak onların bulunduğu korolara koreografi yapmak açısından çok ilginçti tabii. Yıldız Kenter'le, işte ne bileyim Zeliha Berksoy'la, Tilbe'yle birdenbire adımları çalışmak falan, onları bir araya getirmek, provalarda daha iyiye gitmeye çalışmak, o ilginçti tabii. Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin. Akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim, serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim, midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, 100 milyonlarlasın maalesef. Gerçekten de bu insanları bir arada olacağını düşündüğü vakit bile insanlar başlangıçta mümkün değil, bu insanlar beraber olamazlar dediler. Dostların arasındayız. Tam. Yana sallanır dostların
arasındayız. Sağ bacak arkaya. Güneşin sofrasındayız. Aynı şey. Dostların arasındayız. Güneşin sofrasındayız. Ya oluyor mu, olmuyor mu? Ay yani ayla ölürsün, öldürürsün adam. Şiiri yorumlamak çok zor bir şey. Niye zor? Çünkü herkesin aynı şiiri okusak beraberce, siz ayrı ben ayrı okusam tartışamayız bile. Bizim için o şiir herkes için başkadır. E tabii bir şiiri görsel bir hale getirmek de o nedenle ürkütücü olur. Çünkü anlatacağınız şey diyelim ki çok iyi bir anlatım biçimi buldunuz ama yine size aittir. O nedenle korka korka, evet dedim. Sadece istediğim şey ateş ve kuştu. Önünde sonunda bir kent öyküsüydü bu. İstanbul'a dönük bir öyküydü. İstanbul kökenli bir öyküydü yahut bir şiirdi. Martıları davet ettim, etmeye çalıştım. Bütün istediğim lambalar geldi, burçların üzerine her tarafa diktik. Ve göğü aydınlattık fakat namussuz martılardan bir tanesi bile gelmedi. Sence beşinin birden mi açılması iyi, 2-3 olsa olur mu ayrı zamanda? Biri 3 metre açıkken biri yeni açılıyor, biri 8 metreyken öbürü açılıyor. Yani devam eden bir şey. Hani Nazım'ın şiirlerini okuyup Nazım'ın yorumlarını anlamak çok kolay bir şey ama Nazım'ı anlatmak çok zor olan bir şey. Hele hele özellikle yani hiç Nazım'ı bilmeyen bir jenerasyona Nazım'ı düzgün bir şekilde anlatmak çok özel bir durumdu benim açımdan. Ve işte Metin abiyle beraber, Metin Deniz'le beraber dekor için konuşmalara başladık. Karlıkayın ormanında her bir sanatçının bir ağaç gibi kalması ve Zuhal Olcay'ın yanlarında dolaşması aynı zamanda Genco Erkal'ın da. O sahne beni en çok mutlandıran sahnelerden birisiydi. Mutlak bir soğukluk vardı. Bu durumda açık alanı kullanmanın çok büyük yararı var oldu benim açımdan. Çünkü diğer ağaçları da sanki sanatçılarmış gibi aydınlattık. O oldukça keyifli bir noktaydı ve dışarıdan baktığınız durumda sahne üzerinde Ayla Algan gibi, Yıldız Kenter gibi böyle ulu çınarların arkasında bir de Rumeli Hisarı'nın çınarlarını aydınlatmak çok keyifli bir olaydı benim açımdan. Bir yandan cellatlar girdi araya, bir yandan oyun etti bana bu mendebur yürek. Nasip olmayacak Mehmet'im yavrum, seni bir daha görmek. Ölmekten oğlum korkmuyorum fakat ne de olsa iş arasında bazen irkilip ansızın yahut yalnızlığında uyku öncesinin günleri saymak biraz zor. Dünyaya doymak olmuyor Mehmet. Doymak olmuyor. Genco biraz projeyi genişleterek anlattı bana ne yapmak istediğini. Anladığım Nazım'a Armağan projesi, Nazım Hikmet'in şiirlerini şarkılarla, müzikle, dansla, tiyatroyla Nazım'a tekrar armağan etmek. Vazgeçtim toprak olmaktan, vazgeçtim çiçek olmaktan senin yanında kalabilmek için. Ve toz oluyorum, yaşıyorum yanında senin. Sonra sen de ölünce kavanozuma gelirsin. Orada beraber yaşarız, külümün içinde külün. Ta ki bir savruk gelin yahut vefasız bir torun bizi oradan atana kadar. Ama biz o zamana kadar o kadar karışacağız ki birbirimize. Atıldığımız çöplükte bile zerrelerimiz yan yana düşecek, toprağa beraber dalacağız. Ve bir gün yabani bir çiçek bu toprak parçasından nemlenip filizlenirse eğer, sapında muhakkak iki çiçek açacak. Biri sen, biri de ben.
Büyük bir gerilim vardı. Çünkü nasıl becerecektik bu kadar kısa zamanda, bu kadar bir araya gelemeyen bir ekip, hangi arada bir araya gelecekti de istediğimiz düzeyde bir Nazım projesi oluşturacaktık. Bu en büyük kabusu hep yani olmayacak, beceremeyeceğiz, zamanımız yetmeyecek, premiere yetişemeyeceğiz duygusu vardı. Yani en temeldeki gerilim buydu aslında. Bu bitti. Bu bittikten sonra yine bir şiir geliyor araya. Hani Tibbe çıkıyordu şuraya. Biz oturuyoruz. Ondan sonra Genci abi hey dedi. Biz hey ile ayağa kalktık. Hey. Yani ya kardeş. Evet sağ ol. Ondan sonra hey hey dedi. Bizim neyimiz hey. O biliyor. Ha Genci hey dedi. Hey. 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 Ho. Ho. Bizim biz kendi okuyoruz. Evet. Hey. Ondan sonra hey hey hey. İkincisi. Ses teli ameliyatı geçirmiştim. Tiyatromuzun henüz açıldığı günlerdi ve projeler ard arda sahnelenmekteydi. Bu nedenle ben bu projede olmayı gerçekten çok istedim ama provalara katılma şansım olamayacağı için, yani doyurucu biçimde katılma şansım olamayacağı için hiç değilse şarkılarla bu projenin içinde yer almak istedim. Ve bu da bir şekilde başarıldı. Kaldı senin ora eşi ne
Son bin tanımda sırtımda paralandı çoktan. Şile bezindendi. Oynamak tabii o başka bir keyif veriyor insana ama doğrusu en heyecan verici, en acıtıcı ve en mutlu edici yerler prova anları. O provalarda insan istiyor ki yani başka hiçbir şey olmasın. Hayattan çalınmış böyle bir boşluk olsun ve o boşluk sadece onunla dolsun. Ne yazık ki bu da hiçbir zaman mümkün olmaz. Bu çapta bir projenin bu kadar az provayla bir araya getirmesi gene de bir mucizedir. Yani her şeyde, her yerde, hep beraber başta bütün sanatçılar endişeliydi. Biz bu işi nasıl kotaracağız? Bu kadar büyük bir tekste nasıl beraber yapacağız? Birlik, beraberlik önemli, sahne hareketi önemli, her bir şey önemli diye. Fakat çalışmalar içine girince o kadar ısınıldı ki, o kadar herkes birbirini sevdi ki ve o kadar inanıldı ki o endişeler ortadan kalktı. Yıldız Hanım geliyormuş, yoldaymış efendim. Yarım saat önce söyledi. İşte şimdi de söylüyor. Selimciğim, hadi en baştan prova için. Herkes şiirini söyleyerek şey ettik. Bence o zaman Sema dersin baştan, en baştan. Sayma. Sus. İnan. Çok zor bir kolajdı, çok özenli bir kolajdı. Biliyorsunuz birçok şiir bölünmüş, neredeyse bir oyun
metni gibi repliklere ayrılmıştı. Bunu takip etmek, hareketi, koreografiyi takip etmek, mizanseni götürmek, arada dans, şarkı götürmek ve birbirimizi çok iyi izlemek durumundaydık ve bir bütünlük sağlamak durumundaydık. Hepimiz farklı oyuncularız ve buradan bir bütünlük çıktı. Elbette burada rejinin çok büyük bir payı var. Genco'nun rejisör olarak büyük bir payı var. Ancak bizim bu denli deneyimli profesyoneller olmamız da buna tabii olanak verdi. Yaşamak ne acayip iştir ki. Bu ne mene gidiştir ki tarantaba bu. Bugün bu inanılmayacak kadar güzel. Bu anlatılamayacak kadar sevinçli şey. Böyle zor, bu kadar dar, böyle kanlı, o denli kepaze. Hep Genco'yu gözlüyordum. Yani ben en çok sanıyorum bu olayda Yıldız Kenter'i çok izledim ve Genco'yu çok izledim. Genco'yu izlemem tabii onun rejisör olarak nasıl çalıştığını falan merak ediyordum. Hiç böyle bir gün eyvah olmayacak, hayır bu iş beceremeyeceğiz, kötü gidecek falan hiç böyle bir şey göstermedi bize. Yani çok yani özellikle işte rejisörle çalışan sanatçılar için bulunmayacak bir nimettir. Çünkü rejisör panik yapar, işte bağırır, gergin olur, sinirli olur falan. Genç öyle değil, inanılmaz bir şeyle, rahatlıkla. Hatta o en son gün artık ışıklar yapılıyor, ses düzeni yapılıyor falan. 24 saat ayaktaydı. Yani biz hiç değilse eve geliyorduk, şimdi saat gece 11-12 falan, hiç değilse oturup biraz dinleniyorduk ya da yatıp uyuyorduk belki. Genco'nun öyle bir şansı olduğunu da sanmıyorum. Yani yatıp uyumaya bile fırsatı yoktu. Eminim uyumadı da dönemde. Ama ertesi gün hiçbir şekilde, en ufak bir şekilde olmayacak, bu iş olmayacak dedirtmedi bize. Yani bende öyle bir duygu hiç uyanmadı. Hiç uyanmadı. Hatta yürekte evet. Hemen müzik iniyor. Hemen müzik iniyordu orada. Burada böyle bayağı, çünkü ben orada müzik iniyor diye. Ha, müziği indirebiliriz. Yani. Ha öyle mi? İndirebiliriz tabii. Onu biz tabii bilmediğimiz için. Yani oraya şeye girene, yani o bütün şey kısmına söz resitatif kısmı hep düşük şey yapalım orayı. Çünkü konuşuyor ya, o konuşuyor. Evet, hepsine konuşuyordu mi? Ve hepsine çok yavaş, böyle çok. Tamam. Öyleydi. Tamam. Ama öyle bir problem bir. Tamam. Okey, gelsin. Şeyden alalım. Şeyden. Ha? Yürekte.
Ama biz demiştik ki hani öyle çalışacak. Gazette hiç ben böyle şeyler algılamadım. Özür dilerim. Bu işi bir kez dinleyeceğim. Bir kez dinleyelim bakalım. Mesela bir barikatta dövüşürken, mesela keşfe giderken Kuzey Kutbu'nu, mesela denerken damarlarında bir serumu, ölmek, ölmek, ölmek ayıp olur mu? Ölmek, ölmek, ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, zühr olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir ile zühre olabilmek de yani. Yürekte, yürekte. Değişik ekollerden değişik oyunculuk anlayışı olan insanlar. Bir de her biri de o ekolün en üst noktasında olan kişilikleriyle imzalarını atmış insanları bir koro içinde eritebilmek belki en zoruydu. Gel gel. Bu varsa peki bir şey soracağım size. Bir dakika. Botum oldu. Tabii. Oyundayım. Dur bir dakika. Burada bir dakika. Acıyacaksın bize. 3 saatin boyunca. Başka? Şalınız mı tam veriyorsunuz? Nazım Hikmet'i tabii ki ben çocukluk yıllarımdan beri en yasak olduğu zamanlarda bile ben de İtalyanca'dan çevrilmiş Nazım Hikmet'ler vardı. Bir zamanlar bizim ülkemizde Nazım Hikmet'i okuyamazdık biliyorsunuz. Nazım Hikmet'i bu kadar iyi tanırken, hayran olurken, bir de Avni Arbaş'tan yakın dostu, günlük olaylarını dinlerken, Artı Genco çıktı, Artı Yıldız Kender, Artı Tilbe, aman aman bu ne biçim iştir, uçuyorum, geceleri uyuyamıyorum. Ne gelinlik kaldı, ne gece kıyafeti kaldı, bu kostümlerle yatıp bu kostümlerle kalkıyorum. Yıldız Kender. Ne büyük şerefti benim için Yıldız Kenter. İncecik olmak istiyorum. Kadın zaten incecik. Her tarafı zaten dümdüz. Ama hala çok ince gözükmek istiyor. Fakat hareketleri var. Ellerini kollarını oynatıyorlar. O bizim Tilbe duvarlara tırmanıyor. Tilbe'nin duvarlara tırmanabilmesi için etek boyu o bu derken bence güzel bir sonuçtu. Oğlum Nazım Hikmet 28 yıl 4 aya mahkum edildi. Bütün hayatında kendisi için hiçbir şey istemedi. Sadece halkın ıstırabını şiirle, destanlarla dile getirdi. Şimdi bugün açlık grevinde ölüyor. Lütfen, lütfen bize yardım edin. Tekst yapılanmamıştı daha. Herkes ne söylemek istiyor Nazım'dan dedi. Bazıları işte aşk şiirlerini istiyorum dedi. Öbürü İşte şunu dedi, tarantaba bu dedi. Ben Genco'ya dedim ki rahatlatayım diye ne istiyorsan yapmaya hazırım dedim. Dolayısıyla beni Celile annesine oynattı. Hepimizin çok az zamanı vardı prova yapmaya.
Bilhassa ben o sırada Avrupa ilişkilerimdeydim. Onun için benim şarkım da yoktu. Sadece Celile Hanım'ın başlattığı grev vardı ama o kadar mutluyum ki onu annesini oynayabildim diye Nazım Hikmet'in. Çünkü onun hüznünü, onun geçirdiklerini biz belki anne olarak geçirmedik ama 68 çocuğu olarak geçirdiğimiz için hatta bazen diyordum ki ya diyordum acaba bizi tutuklayacaklar mı? Tempo biraz bana hızlı geldi. Bana da. Burada yolculuğum. Selim biraz hızlı daha mıydı? Daha penetrante olursa yoksa marş gibi. Andante ya. Arkaya hızlı çaldı şimdi yavaş olun. Evet lan. Hadi. Bir dakika arkadaşlar daireyi geniş tutun. Bir de şu iki saldırı kuyunun arasından geçiyoruz. Kuyunun... Kalsana dedi bana. Gülsene dedi bana. Ölsene dedi. Geldim. Kaldım. Güldüm. Öldüm. Orada böyle hazırlanırken dansa genci bunu söyler. Ben de böyle şeyler yapsam ne olur acaba diye düşündüm. Erdem. Erdem. Bir şey var onu yapmıyorsun yalnız. Ne abi? Benim danslarım. Yaparım biliyor musun? Onları da yaparsan. Yaparım işte vallahi ben de bir dinlenirim bir, yani. Bir tane izlemem lazım. Bir tane hareket. Bir kere daha izlemem lazım. Allah aşkına kadınlarımızı yapsana köşeden. Bir hareket. Hadi ne olursun. Bir tane yaparsın hareket. Yaparsın onu. İzlemem lazım vallahi. Bir kere daha izlesem yaparım. Bir hareket lütfen. Bir tane. Bir hareket yap katayım. Tamam. Akrep gibisin. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye kapalı. Birazcık da şey olmasa olacak. Ve sönmüş bir yanardağ. Ben Zeynep'in dansını yapayım mı sana? Ya herkesi çekeyim. Yani başka bir şey genelde. Yani şu pozisyon. Buraya hak etmişsiniz. Evet. Bu acayip. Olmak bir şey. Fakat Erdem çok beğendi. İkinci kast. Bir şey olur bir sakatlanma durumunda. Ben biraz daha şey yaparım hani stretching. Stretching? Aynen. Şey aynen tamam. Evet. Bulutlar doluydular. Neredeyse tatlı bir söz gibi ilk damla düşecekti yere. Birdenbire kağlardan dökülür gökten yağar. Yerden biter gibi. Bu toprağın verdiği en son eser gibi. Bütün yiğitleri şehzade ordusunun karşısına çıktı. İkisiz akribaslı baş açık yalınayak ve yalın kılıçtılar. İbala cenk olundu. Aydın'ın Türk köyleri. Sakızların gemiciler. Yahudi esnafları. 10.000 mülhid yoldaşı Börklüce Mustafa'nın düşman ormanına 10.000 balta gibi daldı. Bayrakları al yeşil. Hakanları kalkma. Tolgası tüm saflar. Pare pare edildi ama. Boşanan yağmur içinde gün inerken akşama 10.000'ler 2.000 kaldı. Türk dilini ben çok seviyorum. Ve bu dilin anlatım gücüne çok inanıyorum. İyi Türkçe kullanıldığında ifadenin ne kadar zenginleştiğini görüyorum. Doğru sözcükler seçildiğinde. Nazım'da onu görüyorum. Türkçenin en mükemmeliyle yarattığı müziği duyuyorum. Ve ben Nazım'ı okuduğum zaman dans ediyorum kafamın içinde. Hey! Hey! Ha! Topraktan, ateşten ve denizden doğanların en mükemmeli doğacak bizden. Ve insanlar ellerini korkmadan, düşünmeden birbirlerinin ellerine bırakarak, yıldızlara bakarak yaşamak ne güzel şey diyecekler. Bir insan gözü gibi derin, bir salkım üzüm gibi serin, bir ferah, bir rahat, bir işitilmemiş şarkı söyleyecekler.
dostlarım arasındayız. Güneşin sofrasındayız. Hiçbir ağaç böyle harikulade bir yemiş vermemiş olacaktır. Ve en vaat edici bir yaz gecesi bile böyle sesler, böyle inanılmaz renklerle sabaha ermemiş olacaktır. Topraktan, ateşten ve denizden doğanların en mükemmeli doğacak bizden. Hey! Hey! Hop! Hop! Hey hey hop hop! Hey hey hop hop! Dostların arasındayız. Güneşin sofrasındayız. Dostların arasındayız. Güneşin sofrasındayız. Ay'a gidilecek daha da ötelere. Teleskopların bile görmediği yerlere. Ama bizim dünyada ne zaman kimse aç kalmayacak? Ne zaman korkmayacak kimse kimseden? Ne zaman emretmeyecek kimse kimseye? Ne zaman yermeyecek kimse kimseyi? Ne zaman umudunu çalmayacak kimse kimsenin? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Dostların arasındayız. Dostların arasındayız. Güneşin sofrasındayız. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Hey! Hey! Hop! Hop! Hey! Hey! Hop! Hop! Hey! Hey! Hop! Hop! Dostların arasındayız. Dostların arasındayız. Güneşin sofrasındayız. Dostların arasındayız. Güneşin sofrasındayız. Dostlar.